Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mühendis kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte Windows 10 USB belleğe nasıl yazılır, nasıl hazırlanır bunu göstereceğim. En hızlı, en basit ve en pratik yoldan göstereceğim. Şimdi kuruluma geçelim. İlk başta arkadaşlar Rufus denilen bir program var. Onu indirmemiz gerekiyor. Rufus direkt yazdığınız zaman Google'da şöyle web sitesi var. Bunun linkini aşağıda veririm ben tekrardan. Olmadı, siz de direkt aratıp girebilirsiniz. Buradan aşağı geliyorsunuz. Şuradan en son sürümü indirin. Rufus 3.10 indirelim. Evet arkadaşlar, programımızı indirdik. Şimdi Windows 10'un en son sürümünü indirelim. Windows 10'un en son sürümünü indirmek için de Windows 10 ISO diye aratabilirsiniz. Buradan direkt Windows'un, Microsoft'un kendi sitesi var. Buradan aracı şimdi indirini tıklıyoruz. İndirmeyi başlat diyelim. Klasörü aç diyelim. Şimdilik Chrome'la masaüstü alakalı bir işimiz kalmadı. Şuradan ilk başta Windows'un ISO dosyasını indirmemiz gerekiyor. Şu Media Creation Tool bu programı çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Biraz bekledikten sonra bilgisayarınızı tarıyor. Uyumlu olan Windows 10'u size yükletmek isteyecek. Ama siz hangi bilgisayara yükleyeceksiniz ona göre seçebilirsiniz. Şimdi onu size hızlı bir şekilde göstereceğim. Burada biraz sabırlı olun. Evet arkadaşlar, burada kabul et diyoruz. Mutlaka okuyun. Mutlaka, ben okudum videodan önce. O yüzden hemen geçtim. Mutlaka okuyun lütfen. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı taradıktan sonra bu bilgisayarı şimdi yükselt. Bunu tıklamıyoruz çünkü biz USB ile yazmak isteyeceğiz. ISO dosyasını indirmemiz gerekiyor. Yani eğer bilgisayarınızı da yükseltmek istiyorsanız bu seçeneği seçip ileri deyip Windows'unuzu en son sürüme yükseltebilirsiniz. Ama tavsiye etmiyorum. Buradan aşağıdaki seçeneği tıklıyoruz. İleri diyoruz. Buradan bilgisayarınızın özelliklerine göre farklı dilde indirebilirsiniz. Buradan Windows 10 zaten var. Ayrıca buradan bilgisayarınız, hani format atacağınız bilgisayar 32 bit mi 64 bit mi onu da seçin. Zaten 32 bitlik bilgisayar kalmamıştır o sırada. 64 bit seçin. İleri deyin. Buradan USB flash belleğe de direkt yazabilirsiniz. Bunu önermiyorum. Bu çok iyi çalışmıyor. Buradan ISO dosyasını seçiyoruz. İleri diyoruz. Ne dedikten sonra nereye kaydetmek, nereye indirmemizi soracak. Buradan formata geliyoruz. Hani kendi oluşturduğumuz bir klasör var. Kaydet diyorum. Ondan sonra Windows indiriliyor. 3,5-4 GB'lık bir dosya indirecek. Sabırla bekleyin. İnternetinizin hızına göre bu değişebilir. Ben şimdilik iptal edeceğim çünkü ben zaten indirmiştim. Size direkt pratik bir şekilde göstereceğim. Şimdi oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar Windows ISO dosyasını indirdikten sonra şimdi flash belleğimizi takalım. Flash belleğin içerisinde önemli dosyalarınız varsa lütfen onları yedekleyin çünkü içerisindeki bütün veriler, her şey silinecek ona göre. Şimdi ben USB belleğimi takıyorum. Flash belleğimi taktım. Şuradan Rufus 3.10 exe dosyasını çift tıklayarak açabilirsiniz. Buradan evet diyoruz. Buraya geldikten sonra şuraya dikkat edin lütfen. Çünkü yanlış bir şeyi silip yanlış bir yere yüklemek istemezsiniz. Çünkü verileriniz, her şeyiniz silinir. Buradan flash belleğinizin seçildiğinden emin olun. Seçtikten sonra buradan hiçbir şeye tıklamadan şuradan seçe basın. Seçe bastıktan sonra buradan ISO dosyasını göstermemiz gerekiyor. Windows.iso dosyasını. Buradan biz indirdiğimiz yerden Windows.iso dosyasını tıklıyoruz. Aç diyoruz. Aç dedikten sonra burası kritik nokta. Buraya iyi bakın. Yaklaşık hani 2012 ve sonrası üreten bilgisayarlarda genelde UEFI kurulum desteklerler. UEFI kurulum yapacaksanız şurayı GBT seçin lütfen. Ama eğer 2012 ve önceki üretilmiş bir bilgisayar, bir laptopa yükleyecekseniz burayı MBR seçin. Burası kritik nokta. Çünkü yani yükleyemezsiniz daha doğrusu. Lütfen buraya dikkat edin. Hatta arkadaşlar şeyde ne fark edebilirsiniz? İlk bilgisayarınız açıldığı zaman açılma ekranda Windows ekranı geliyor. Altta bir nokta dönüyor ya. Eğer orada Windows simgesi var, altta noktalar dönüyorsa sizin bilgisayarınız eski sistem. Yani buradan MBR'yi seçip ondan sonra kurulumu yapın. Eğer Windows simgesi değil de kendi anakartınız veya laptop kullanıyorsanız laptopun markası altında noktalar dönüyorsa bu yeni sistem, yani UEFI olduğunu gösterir. Buradan GBT'yi seçin. Burası kritik nokta. Lütfen buraya dikkat edin. Buradan zaten benim bilgisayarım için bu uyumlu. Sadece burası önemli. Gerisine karışmanıza gerek yok. Buradan direkt başlat diyoruz. Devam etmek için tamama tıklayın diyor. Tıklıyoruz.
Direkt kuruluma geçti. Evet, bu şekilde yaklaşık bilgisayarınızın işlemci gücüne göre, bilgisayarınızın hızına göre burası yaklaşık 5 dakika, 10 dakika civarı sürecek. 15 dakika da sürebilir. Mesini bekleyelim. Evet arkadaşlar, Rufus programı Windows'unu USB'mize yazdı. Buradan bittikten sonra kapatı tıklıyoruz. İşlemimiz tamamdır. USB'liğimizi sökebiliriz. Şu anda USB'liğimiz hazır. Bunu formatlayacağımız bilgisayara takıp formatımızı atabiliriz. Bunun için ayrı bir video zaten yapacağım. Windows 10 nasıl yüklenir, nasıl format atılır adında bir video yapacağım zaten. Bundan sonrası zaten diğer videoda inşallah. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzdan da bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bu işlemleri yaparken bir sorunla, bir sıkıntıyla karşılaştığınızı lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram adreslerimiz de aşağıda. Oradan takip edebilirsiniz. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Mutlaka cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Çıktık yine yollara, yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara, ne diyor bu?